Birinci antrenmanımızı bitirdik ve artık ikinci antrenmanımıza geçeceğiz. İkinci antrenmanımıza geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum size. Antrenmanın başlangıcında mutlaka bir 5-10 dakika ısınma hareketlerimizi yapalım ve antrenman sonunda stretching hareketlerimizi yapalım. Bu sayede bir sakatlanmamız olmasın ve ağrılarımız çok olmasın. Bugün ikinci antrenmanımızı yapacağız. Peki bu ikinci antrenmanımız hangi bölgeyi kapsayacak? Size ilk açıklamamda söylemiştim, split antrenman prensibini uyguluyoruz biz. Yani bölgesel çalışıyoruz. Biz ilk antrenmanımızda ön bacak çalışmıştık. Bugün de bu antrenmanımızda da arka bacak çalışacağız. Arka bacak hareketlerimizde neler olacak ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Lunge yapacağız bugün. Ardından açık squat yapacağız. Birinci antrenmanımızda da squat yapmıştık ama kapalı squat'tı. Çünkü ön bacağı vurmasını istiyordum. Ama bu sefer arka bacağı vurmasını istediğim için açık squat yapacağız. Daha sonra deadlift hareketimiz var. Onu yapacağız. Bir de leg curl hareketimiz var. Dilerseniz birlikte geçelim ve 4 tane hareketimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ilk hareketimizle başlayalım. Leg curl hareketimiz olacak. Bunun için sehpa olabilir ya da sandalye olabilir. Ben sehpamı aldım gene. Şimdi ilk hareketime başlıyorum. Açımı ayarlamam lazım önce. Sehpanın üzerine geçtim. Açımı ayarladım. Normalde leg curl aleti makinesi olduğu zaman hareketi yapmak daha kolay. Şimdi başlıyorum hareketime. Açımı ayarladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 4 3 2 1 Son ve bitirdim. 30 saniye dinlenme sürem var. İlk antrenmanımızda da söylemiştim. Hareketlerimizi 3x15 şeklinde yapıyoruz. Ben birer set gösteriyorum ama siz mutlaka 3 set şeklinde ve 15 tekrar şeklinde yapın. Leg curl hareketimi bitirdim. Şimdi sehpamı yana alabilirim. Şimdi lunge hareketime geçiyorum. Lunge gerçekten arka bacak kaslarımızı çok çalıştırıyor. İlk etapta biraz ağrılarınız olacak ama sonra devamında geçecektir bu ağrılarınız. Ben hem önden hem yandan göstermek istiyorum. Çünkü açım çok önemli. Bunu dumbbell'la da yapabilirsiniz, ağırlıkla da yapabilirsiniz. Hatta ben hem dumbbellsız hem de dumbbell'lı olarak göstermek istiyorum bu hareketi. Dik bir şekilde duruyorum. Öne bir adım atıyorum. Vücudum dik, karşıya bakıyorum. Ama kesinlikle alttaki bacağım yere temas etmiyor. Ama yere çok yakın. Tekrar. 2 3 Olduğum pozisyona tekrar geliyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Kalan 5 hareketimi de dumbbell'la göstermek istiyorum. Dumbbell'larımı aldım. Gene yan açıdan göstereceğim. Aynı şekilde 5 4 3 2 1 Son. Evet, lunge hareketimizi yaptık. 3x15 olarak yapıyorsunuz. Ben sadece hareketi gösterdim. Evet, şimdi diğer hareketimize geçeceğiz. Lunge'ımızı da yaptık. Bu seferki hareketimiz squat. Ama biraz önce de bahsetmiştim. Diğer yaptığımız, bir önceki antrenmanda yaptığımız squat ön bacak için olandı. Ayaklarımız kapalıydı. Ama bu seferki arka bacağı vurması için ayaklarımı açık şekilde yapacağım. Bu şekilde olacak. Yandan gösteriyorum. Bu şekilde ayaklarımın uç kısımları dışa doğru bakacak. Vücut pozisyonum düz olacak. Nefes alıyorum. Aşağı inerken nefes veriyorum. Nefes alırken mutlaka nefesi burundan alın. Verirken ağızdan verin.
Hazırım, başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 Ben yanmayı hissediyorum. Sol. En son hareketimizde şu şekilde bekleme yapabilirsiniz. Bir 10 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bıraktım. Şimdi nefesleniyorum. Bu 30 saniye aranızda bir su içebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Aynı şekilde dediğim gibi squat'ı da 3x15 şeklinde yapıyoruz. Şimdi gelin 4. hareketimize geçelim. Son hareketimiz. Son hareketimiz ne? Leg deadlift yapacağız. Ben bunları dumbbell'la yapacağım. Normalde bunu barla da yapabilirsiniz. Dumbbell'larımı alıyorum. Önce önden bir duruşumu göstereyim. Önden duruşum bu şekilde olacak. Yandan duruşumu göstereyim. Bu şekilde olacak. Ve şimdi ben başlıyorum. Vücut postürüme çok dikkat edin. 1 2 Sırtımı kamburlaştırmıyorum, dik bir şekilde. 3 4 5 Evet, arka bacağım gerilmeye başladı. 6 7 8 9 10 Son 5 4 3 2 1 Son Evet, ben bir setimi bitirdim. Evet, ikinci antrenmanımızda arka bacak bölgemizi çalıştırdık. Toplam 4 hareketimiz vardı. Bu hareketlerimizi eğer doğru bir şekilde yaparsak hem sakatlanma yaşamayız, aynı zamanda da demiştik en başta kayak sezonuna çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirirsek gerçekten sezona çok iyi hazırlanmış olacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. 3. antrenmanımıza geçeceğiz. 3. antrenmanımızda görüşmek üzere.